suyunu aldım. İnternette bir makale okuyandım. Masraflarını doğru ahamiyatı koyuşturayım. Doğruksa kim yazıyor, ne söyleyeyim abi, kur işi almayayım. Masraflar doğruksa, bir peytler masraflar hakikaten. Şöyle maddi bir kılıç için gerekiyor. Hatta haramda, tutta, masrafta, anılar kılıyım. Tutta, minber bugün yazıyor. Bunlar elini hazır ahamiyatı koymayayım çünkü masraflar araş gitti. İbadetler araş gitti degen fikir bildirgen tertip okudum. Altyazım da yok. Degen nahal şunu yani masraflar tertip alıp getirip araş gitse. Hop. Mezhaplar yo'qolib ketadi, ahamiyatsiz bo'lib ketadi, mezhaplar amallar aralashib ketdi. Bular juda sathiy gaplar. Juda sayoz gaplar. Bunaqa gap yo'q. Agar ozgina ilmiy doirasiga kirsangiz, mezhaplarni bugunga qadar ham islom ummatini birlashtirib turgan asosiy omil ekanligini, asosiy arqon ekanligini ko'rasiz. Boshqa yo'l yo'q. Mezheplerden taşkarıge çıkıp aralaşıp gitti degenler özleri aralaşıp gitken halas. Özleri de muamma o. İçin başka yolu yok. Fakat Kur'an ve sünnet bizge asas. Degen adamın birortasige işancı yok. Kur'an ve sünnet asas degen gapi işançlı gap. He, Kur'an ve sünnet asas. Bu gapni gapirayotgan adamın birortasige işancı yok. Kitob va sunnatdan to'g'ridan to'g'ri olib bera olmaydi. Xohlaganini kesin qo'ying oldiga Qur'onni. Bunga ma'no aytdik. Lekin deng, kitob va sunnatni o'zidan ayt. Birorta ulamoni menga keltirma. Aytding. Nimani chiqarib bera olmaydi? Nimani? Merosni bo'lib bera olmaydi oddiy Qur'onga qarab. Qur'onni o'zidan. Vaholanki Qur'on merosni tugal yechgan. Hadiske değerli kalmagan, babanın mirası, bazı mirastan başka nasıl kalmagan. Kur'an tügeli içge. Doğru mu? Doğru. Sünnetten koyun o aldı ki. Ebu Hurayra ayeti yaptılar ki, el-vudu'u min mesletin nerdi yaptılar. O tekken narsadan taharat kılınır diye. Ebu Hurayra radıyallahu anhu, sahih rivayet. İbn Abbas o tekken narsadan taharat yok diye yaptılar. İkide sahabeden iki kıl rivayet, iki arası hem hadis. Yeç deyin. Ne kılamız deyin. Kan yeç indi bunu. Ne kıladı? Kan akım içi bir adım. Ha, hadisinin şarkıya karaydı. Bu hakkıda kim ne degen örgen adı. Ulamalar bu hadiste İbn Abbas'ın yapını kanday düşüngen, Abu Hurayra'nın yaplarını kanday düşüngen. Bunu örgen adı. Ve umumi hulasa, ihtilaflardan keyin bana bu mesele degen yapını ayta da akırı. Eğer topalese, topalmasa ne deydi? Na'udu billah. İkkelesiyem adaşken eken, bu din doğurmasa kendiydi ahire. Bittesi onda değildi, bittesi bunda değildi. Kanakı cemleyimiz değildi. Doğru mu? Kur'an ayetleri de Allah Teala bir cihazda ne diyepti? İnneke la tehdi men ahbebte. İnneke la tehdi men ahbebte. Velakinne Allah yehdi meyyeşe. Elbette siz yakışık örgellerinizin hidayet kılalmıyorsunuz. Lekin Allah uzu hakla gellerini hidayet kıladı. Ayet mi? Ayet. Başka bir ayetini ne dedi? Ve inneke le tehdi ila sıratun mustaqim. Bunda takit bilen siz hidayet kılasız diyepti bu ayette. Yukarıdaki ayette siz hidayet kılalmıyorsunuz diyepti. Biz geçsin manasını. Ne kılamız? Kitab-ı sünnetten geçsin. Bir cayda hidayet kılasız diyepti. Bir cayda peygamberimizde siz hidayet kılalmıyorsunuz diyepti. Kana kılıp ayet edip bizge mananı. Bana Kur'an. Ayetsin. Mezhaplar yok alıp getirdi. O özü yok alıp getirdi şu adam. Bana siz namını yan tapamayız onu. Kimliğini. Bu ilerden şu nefe kaysızlık çağrıçı hareket koyabiliriz. Bu makalarda yok. Yok. Ben demokçı bölgenim. Bana siz hazır kimliğini hazırını özde yok attıyız. Abu Hanife'nin hazır hammet haniydi. Bu tura uğradı. Abu Hanife tura uğradı. Ular makale yazadı. Namı isten çıkıp kaladı. Ertegi hiç kim tanımaydı. Yok bu kete uğradı bunlar. Kur'an ve sünnet asaslıgı da ıhtılaf yok. Hiç kim bunda ıhtılaf kumagen. Kim ıhtılaf kısa adaşadı. Kur'an ve sünnet asas da mezhepler
Yani ulamolarning qilgan ishlari shu Qur'on va sunnatning asosini bizga yetkazib keldi. Men kecha hadis to'g'risida suhbat qildim, sizlar eshitdinglarmi yo'qmi? Jonli muloqotda turibdi, agar eshitsanglar. İslam ummatining bizgacha olib kelgan Qur'on, hadis va Qur'on sunnatdan kelib chiqqan aqida, fiqh, muomalat, hamma masalalar, tasavvuf, axloq doiralarini xizmatidagi ulamolarni ko'rsangiz, lol qoladi odam. Bunaqa odamlar mo'jiza. Allohning mo'jizalari, boshqa gap yo'q. Unaqa ishni qilib bo'lmaydi. Qilib bo'lmaydi, unaqa ishni qilib bo'lmaydi. Men bitta misolni keltiray, kechagi takror bo'ladi. Imom Nasoiy. Bu kishi kim? Muhaddis. Sunanul Kubro bilan Sunanul Sug'roni sohibi. Bu kishining shayxlari ko'p bo'lgan. Har bir muhaddisning shayxlari ko'p, palonchidan rivoyat qiladi. Misrning qozisi bo'lgan Alloma muhaddis, mufassir bo'lgan Haris ibn Miskin degan shayxlari bor. Haris ibn Miskin. U kishidan hadis eshitib, sunanni ko'ring, Termiziyning sunanida. Haddasana al-Haris ibn Miskin deb rivoyat qilgan. Akhbarana fulan, haddasana fulan, an fulan, qala Abu Hurayra radiyallahu anhu, qala Rasulullah deb aytgan. Sanad shunaqa. Birinchi Nasoiyning birinchi shayxi kim? Haris ibn Miskin. Sunanni ochsangiz, bir joyda akhbarana Haris ibn Miskin, bir joyda haddasana Haris ibn Miskin, bir joyda qala Al-Haris ibn Miskin qiraatan alayhi va ana asma'u degan. Nima farqi bor shuni? Men hadisdan Qur'ondan olaveraman degan odamga savol bering. Nima farqi bor shuni? Nimaga akhbarana deyapti bir joyda? Bir joyda qala Al-Haris ibn Miskin qiraatan alayhi va ana asma'u deyapti. Nima farqi bor? Ikkalasining ma'nosini qarang. Bittasi Haris ibn Miskin bizga xabar berdi. Bizga akhbara na. Bizga xabar berdi. Nariginda Haris ibn Miskin aytdi, men eshitdim deyapti. Nima farqi bor? Tahmin qilib ko'ring-chi, nima farqi bor? Nimaga bunaqa qildi? Nimaga hamasta akhbarana demadi? Nimaga haddasana demadi? Nimaga? Kim e'tibor bergan bunaqa masalalarga? Kim islom dinining bu darajada daqiq yo'l bilan bizga yetib kelganligini ta'minlagan? Ulamolar. Qanaqasiga yo'q bo'lib ketadi bular? Buni hikoyasi bor. Haris ibn Miskin Misrning amiri bilan kelishmasdi. Misrning amiri o'sha paytdagi Haris ibn Miskinni yoqtirmasdi. Katta olim, juda ham haybati bor olim, atrofida shogirdi ko'p. Shuning uchun uni atrofiga quloqlarni qo'yib qo'yardi. Quloq. Haris ibn Miskin quloqlardan xavotir qilardi. Chunki amirga gap tashiydi. Endi siyosiy gap gapiradimi yo'qmi o'zi biladi, lekin majlisda masjidda o'tirib hadis aytib turganida Nasoiy kirib keldi. Nasoiy shogirdi endi. Uni birinchi kirib kelish tanimaydi. Yoki kiyimidan shubhalandi. Boshqacharoq kiyimda ekanda. Imom Nasoiyga aytdiki, "Sen dedi chiq dedi. Sen majlisdan chiq dedi." Nasoiyni chiqarib yubordi. Shubha qildi, quloq deb o'yladi uni. Nasoiyni chiqarib yubordi. Imom Nasoiy aytadilar, "Men chiqib dedilar, masjidning eshigining orqa tomonida o'tirdim" dedilar. O'shanda hadis aytdi dedilar. Hadis aytgan paytida Nasoiyning omonatdorligini qarang. Agar akhbarana Haris ibn Miskin desa, menga xabar berdi, bizga xabar berdi degan jumla yolg'on bo'lib qoladi. Chunki unga xabar bermagandiki, uni chiqarib yuborgandiki. U chiqib eshigining orqasida o'tirganini eshitgani uchun qolal Haris ibn Miskin qiraatan alayhi va ana asma'u deb yozgan. E'tibor beryapsizmi? Bu muhaddislarni nimaga nazar solganligiga e'tibor beryapsizmi? Qanaqa qilib bu dinga xizmat qilganligini, qanaqa qilib bu yo'q bo'lib ketadi? Oddiy gap emas-ki bu. Akhbarana bilan haddasanan o'rtasida farq bor. Qola bilan qola annahuni o'rtasida farq bor. Qola to'g'ridan to'g'ri aytdi. Qola annahu bo'lsa, annahu qola bo'lsa xabar bo'ladi. Xabar u boshqa narsa u. Shunga e'tibor qildi ulamolar. Biz sanad ilmini hattoki boshqa din vakillari ham
tembih edildi. İslam ümmetini ilimden taşkarı, mesela ilimini tarikatı etken, odanını örgenişliği başka millete tapılmayı digen mucize digen. Başka milletvekilleri etken. Başka müsteşrikler etken. Bernard Shaw etken bunu. İslam ümmeti 3 asırda dinini keyingi avlodga yetkazadigan odamlardan 500 mingini tarixini yozdi. 500 ming odamni tarixini yozib chiqdi İslam ümmeti. Yarım milyon. Kim bu ish qiladi? Qanaqa qilib yo'q bo'lib ketadi bular? Men hozir yana og'zim ochilib qolsa 1 soat sayrashim mumkin bu mavzuda. Siz aytayotgan gapni sathiyligini aytmoqchiman. O'ta sayoz gap u. O'ta sayoz gap. Elon Musk'ga bir tiyini yo'q deyotgan odamni, hali bir tiyini yo'q odamni gap u. Qanaqa qilib yo'q bo'lib ketadi bu? Usullar qanaqa qilib yo'q bu? Hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bizga hadis aytib berdi bo'ladi. Haddasana o'zi eshitgan odam gapida u. Ya'ni haddasana bilan haddasaniyni farqi bor. Haddasana bo'lsa butun boshli jamoaga aytib berdi, jamoada men bordim degani. Haddasani bo'lsa uni meni o'zimga aytib berdi. Bunga odamlar buni bid'at deya olmaydi. Bunga o'xshagan hodisalar bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga odamlarga bashorat ber. Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi dedilar. Shunda Abu Hurayra aytdiki, menga ishonmaydi odamlar dedi. Payg'ambar alayhissalom kovushlarini yechib berdilar, ma dedilar. Buni ushlar, shuni ko'rsatdi deganlar. To'g'rimi? Kovushni ushlab ketyaptilar, kim chiqdi? Umar ibn Hattob chiqdilar. Aytdilar ki, ha dedilar, Rasululloh shunaqa dedilar. Ko'kraklarga bit turgan o'tkizib qo'yganlar. Ha, bu hadis mashhur hadis. Bu gapni gapirma, yur bu yoqqa deb olib borib Rasulullohni oldiga kelib şu gapni gapirdimi? Gapirdingizmi? Ha deganlar. Odamlar suyanib qoladi-yu deganda izan yatta kelu deganlar. Suyanadi, gapirmaydi deganlar. Abu Hurayra bu hadisni umrlarining eng oxirida aytib berganlar. Eng oxirida. Ilmni berkitishning xataridan qo'rqib gapirdim deganlar. O'sha hadisda Rasululloh odamlarni ishontirish uchun kavushlarni berishlari rivoyatni quvvatlash uchun ba'zi omillarga suyanishlikka dalolat. Akhbarana bilan akhbaraniyni yozishdan maqsad shu. İmam Malik hadis yazdırsalar qolan nabiy deb yoz aytarkanlar, yozgan odam qolar rasul desa jazolar ekanlar uni. Ikkalasi bir xil. Nabiy bilan rasul bir xil. Sen rasul deb eshitdingmi? Nabiy deb eshitdingmi? Nabiy deb eshitdim. Nabiy deb yoz deganlar. Eshitganimizni yozishimiz kerak. Bu demek mazhablar yo'qolib ketadi degan gapni ehtimoliy gap bilan voqealikdagi imomlarni obro'sizlantirishlikka ishlatib bo'lmaydigan gap bu. O'ta sathiy gap, o'ta sayoz gap. Ha, kelajakda imom Mahdi kelsa, İsa alayhi salatu vasallam tushsa, unda masala o'zgarishi mumkin. Kitobi sunnatdan imom Mahdi hukm qilishi mumkin. Kitobi sunnatga ko'ra u odam o'zi masalasini aytishi mumkin. Lekin bu ehtimoliy gap. O'shanda ham usul qoidasiz bo'lmaydi. Kitobi sunnatda oldingizda ulamo turgan ekan, o'zingizdan o'zingiz kitobdan olib keta olmaysiz. Hozir aytdim men ikkita oyatni. Haligi oyat javobini aytib qo'yaylik, odamlar shubhada qolib ketmasin. Nima degani? Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi. Albatta siz ta'kid bilan aytibdi Alloh taolo. Hidoyat qila olmaysiz man ahbabta o'zingiz yaxshi ko'rganlarni. Boshqa bir oyatda va innaka la tahdi la ta'kid bitta. Albatta siz hidoyat qilasiz. Nima ma'nosi bor desa ulamolar hidoyatni hidoyatur rusht hidoyatut tawfiq ikkiga bo'lgan. Hidoyatut tawfiq Allohniki. Alloh tawfiq bermasa siz aytgan gap foyda bermaydi degani. Birinchisi. Siz yaxshi ko'rib bir odamni yaxshi ko'rasizda, unga nisbatan ilinasiz yaxshi ko'rgan narsangizni. U qabul qilmasa uni bera olmaysizda. To'g'rimi? İkinci oyatda va innaka la tahdi ila siratun mustaqim. Siratun mustaqimga ishora bor bitta. Bu yerda rusht bor. Siz aytayotgan gap siratun mustaqimga yo'llovchi yo'l degani. İkincisi. Jamlandimi? Jamlandi. Bittasida
tavfikni bir almaysız. İkincisi de tavfikki yollayıpken gap sizi gapiyiz. İkincisi de manası hidayet. Bittesi rüşt hidayeti, ikincisi de tavfik hidayeti. Bunu özümüz tokup çıkarganımız yok. Mufassırlardan gördük. Ulamalardan gördük. Allah ulamalarımızdan razı olsun. Şu gaplarını gapirmeseydi biz Kur'an'ın özü de. Hadır Kur'an'a tanqid nazara bilen karayetken adamlar şunga okşagan gaplarını yığıp aldığımızda koyuyordu. Mene. Kitaptan doğrudan doğru alıp ayet yaptı. Mene deyipti. Dahriyem kitaptan doğrudan doğru alıp yaptı. Onu dahri buluşuge sebep kitapki doğrudan doğru müracaat kıgeldigi. Ulamalarga müracaat kıma geldigi. Doğru mu? Doğru. Savol yo'q boshqa? Davlatda savol bo'lsa. Xo'p. Lavla kalam va xalaq xulaqlarga degan gap bor. Qanchalik to'g'ri? Mavzu. Mavzu. Gapirsa bo'ladimi? Yo'q, Ali al-Qori buni mavzuotda keltirganlar. Lavla ka va xalaqtul aflak mavzu sanadi yo'q, la aslalahu. To'qimadi. To'qima gap. Lekin ma'noni, ma'noni inkor qivorishlikdan ehtiyot bo'lish kerak deydi ulamolar. Ma'no jihatidan Payg'ambar alayhi salatu vasallamning bütün dünyaga, bütün olamlarga rahmat ekaniga dalolat qiladi bu gap. Bu gap oyatda sobit. Ha? Nima edi? Va ma xalaqtu? Yo'q. Yo'q, oyatda bor-ku. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bütün olamlarga rahmat qilib yuborilganligi oyatidagi ma'no Peygamber aleyhissalatu vesselam ne rollerini ko'rsatadi. Laula ka ma khalaqtul aflak ma'no jihatdan mubolag'a. Sanad jihatidan asli yo'q. Mavzu gap. Lekin ma'no jihatidan shu gapni Qur'oni Karimda tasdiqi bormi desa, o'sha va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shu bor. Undan tashqari nur hadisi bor. Nur hadisi. Avvalama khalaqallohu Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana şu hadis Abdurrazzak'ın müsenneflerdeki gen. Bu hadis. Abdurrazzak'ın müsenneflerdeki gen. Mevlid-i Şerif'te nur hakkında şu hadis var. Ha? Birinci bulup Allah-u Teala Peygamberimizin nurlarını yarattı degen. Lekin bu hadis müsennefte Abdurrazzak'ın özünü rivayet etmez. O kişi azır bilen kildirgen. Başka bir adamge nisbat qilib keltirgan, o'sha odamning nisbatiga ko'ra hadisning asli yo'q bu ham. Ya'ni e'tiqod qilinadigan darajada kuchli hadis emas. Lekin sahih hadisda nima edi? Avvalama xalaqallohu al-qalam. Alloh taolo birinchi qalamni yaratdi. Keyin qalamga aytdi, yoz dedi, koinan man kanani yozdi qalam. Mana shu gaplar, ya'ni shunga o'xshagan narsalarda asli yo'q, sanadi yo'q. Mavzu deyiş bilen birge manası da doğru ihtimali bor narsani inkar kıvalışlıkke şaşırmaslık gerek. Doğru ihtimali bor. Uşan için ulamalar etedi ki sanadı zayıf lekin manası doğru deydi. Bazı rivayetler vardı. Sanadı da vah bor deydi. Vah degenin mavhum, mavhumiyet bor. Lekin manası doğru. Huddu şunga o'xshaydi. Laulaka ve ma khalaqtul aflak. Agar siz bo'lmaganingizdaydi bu falaklarni yaratmasdim degan gap sanad jihatdan joiz emas, matn jihatidan joiz emas, ma'no jihatidan mubolag'a taraflari joiz emas, lekin to'g'ri jihati va ma arsalnaka illa rahmatan lil alaminga muvofiq jihatinigina tasdiqlaymiz. Hadisda mavzuligini bila turib aytishlik durust emas adamlar. Mavzu hadislarni aytishlikni bitta ruxsati bor, mavzuligini aytish uchun aytiladi. Ba'zi bir hikmatli so'zlar ham kirib qolganku, kun ibn zamanik. Bular hadis deyilmaydi bular. Ha. Asarlar o'sha ma'noni bekorga urg'u bermadim. Har qanday kelgan asarni ma'nosi shar'iy asoslarga, shar'iy maqsadlarga muvofiq bo'lsa, o'sha maqsadlar uchun aytilaveradi. Zayıflar doğrusunda gaplar var. Mesela targ'ib tarhibde zayıflar zayıfun cidden bulması işletile uğradı. Lekin zayıfun cidden bulsa bu hadis istilahıdaki gap bu. Mutahassıs bu geniler için ayeti yapımız. Zayıfun cidden bulsa bunun zayıfun ciddenliğini aytip bu şuna kız narsa. Lekin manası da manabı narsalardan hikmet alsak bu adı değil.
Rahmat.